Mahidevran'ın yüzünde güller mi açmış? Sabah uğradım, çok mutluydu. Maşallah Mustafa da iyi. Onun için yaptıklarımın kıymetini bilir inşallah. Sır katibimi çağırın, gelsin. Mektup yazdıracağım. Validem. Hürrem, ne oldu? Bir şey mi var? Mühim bir mevzu var. Söyle. Ben Hatice Sultan çok seviyorum. Onun üzülmesini istemiyorum validem. Hürrem Hatun, Sade'de gel. Lafı ağzında çevirme. Nedir mühim mevzu? İbrahim Paşa gitmiş. Mektup yazmış, hünkâra kaçmış. Hatice Sultan meselesi için galiba. Ne meselesi? İbrahim'in Hatice ile ne meselesi olabilir? Kendine gel, böyle şeyler söyleme. Ben iyilik için söyledim. Hatice Sultan da İbrahim Paşa'yı seviyor. Onlar artık kavuşsunlar. İzin verin. Bu mevzuları konuşmak senin meselen değil. Duymamış olayım. Git. Çocuklarınla ilgilen. Sultanım, Hürrem Hatun'un söylediklerine ehemmiyet vermeyin. Çabuk bana Hatice'yi çağır daye. Validem, beni görmek istedim. Siz çıkın, yalnız bırakın bizi. Doğru mu? Ne doğru mu validem? İbrahim Paşa bir mektup bırakmış. Aslanıma hitaben yazdığı mektupta sana meftun olduğunu itiraf etmiş. Hatice yüzüme bak, doğru mu bunlar? İbrahim Paşa'nın hislerinden haberin var mı senin? Cevap ver bana. Sen de aynı hisleri taşıyor musun? Yıkıl karşımdan. Validem, beni dinleseniz. Çekil. Mahcubiyet beklerken müdafaa mı edeceksin kendini? Yazık. Çok yazık. Biliyorlar Gülfem. Her şeyi biliyorlar. Eyvah.
hünkârımla konuşmam lazım. İbrahim'i bağışlamasını isteyeceğim. Sultanım. Hünkârıma geldiğimi haber ver. Derhal yola çıksınlar, İbrahim Paşa'ya ulaştırsınlar. Hünkârım, Hatice Sultan geldi. Huzura kabulünü arz eder. Sultanım, hünkârımız çok meşgul. Dairenize dönmenizi istedi. Mutlaka görmem lazım. Mühim demedin mi? Söyledim elbet, lakin gitsin dedi. Bir hafta oldu hünkârım benimle konuşmadı. Huzuruna da kabul etmiyor. Valide sultanımızla konuşsanız belki faydası olur. Validem de yüzüme bakmıyor ki. Allah'ım bana yardım et.